Sayın izleyiciler, bu elimde gördüğünüz kavun kabukları, tavuklara şu anda kavun kabukları vermeye çalışacağız. Yalnız kavunu çekirdekleriyle, dişlerin çekirdekleriyle beraber verirseniz daha güzel olur. Bili 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 bili. Çekirdeklerini de yer. Ve severek yerler. Genelde kavunun etli kısmını daha çok severler. Ama tamam, yenen yerlerin değil, sıyırdığımız zaman kalan etli kısımlarını yemeyi ve çekirdeklerini yemeyi çok severler. Yedikten sonra da gördüğünüz gibi şu hale getirilir. Ta kabuğunu inceltinceye kadar gagalarlar. Bak, gagalamaya başladılar. Şekerli olduğu için işte birkaç vitamin de bulunduğu için kavun kabuğunu vermekte bir sakınca yoktur. Ve gayet doğal ve organiktir. Dönüştürücü tavuklara faydalıdır. En azından doğal bir vitamin deposudur. Aynı zamanda şeker deposudur. Ziyan etmeyiniz. Bu tavuklara veriniz. Bu tavuklar size kavun kabuklarını yesinler. Çere çöpe gideceğine, çöp kutularında çürüyüp kokacağına ve gerçekten kavun kabuğu da çürüdüğü zaman çok kokar. Çöp kutularında bilhassa suludur. Onlar kokmadan önce tavuklara verirseniz tavuklar bunu size yumurta olarak geri verirler. Aslında dediğim gibi hep şunu iddia ediyorum. Herkes kedi köpek besler ama tavuk beslemekte fayda var. En azından ortalıkta çöp yığınları kalmaz. Sadece elimizde plastik poşet kalır. Bu plastik poşetleri de dönüştürücülere verirsek, doğal dönüştürücülere, tekrar kullanılabilir. Bunlar da tekrar kullanılmak üzere tavukların midelerinde rahatça erirler ve size yumurta olarak geri döndürürler. Yani doğada hiçbir şeyi telef etmemek lazım. Ziyan etmemek lazım. Kullanabildiğimiz kapasitede her şeyi kullanmamız lazım. Mesela Çinliler, biz burada yemiyoruz ama tavukların bacaklarını bile yiyorlarmış, ayaklarını. Biz bunları çöpe atıyoruz. Ama orada da demek ki onlar da vitamin buluyorlar. Onlar da bir şekilde yapmasını öğrenmişler. Yiyorlar.